anda 4 katlı otopark kısmı Nazmi. Eksi 2. Üstten eksi 2. Aşağı doğru gidiyor tabii. 4 katlı otopark burası. Tabii otopark kısmı dikkatinizi çektim bilemiyorum. Genelde otoparktan basık olur. Daha fazla araç alsın. Daha çok kat yapasın diye. Bizim burası sadece otopark değil. Bir toplanma alanı aynı zamanda. Yani 24 metre yer altına iniyoruz. Otopark olarak kullanıyoruz. Allah göstermez değişik ahmetlerde burasının vatandaşın gelip toplanabileceği, sığınabileceği mekan haline getiriyor burası. Şu an burada bulmuş olduğumuz yerde Bengazi Belediyesi'nin nikah dairesi burada olacak. Tabi hafta sonları hafta için burada gelip vatandaşlar nikah işlemlerini yaparak burada bir hareket oluşturacak. Tabi daha aktif, yani daha kullanışlı bir şekilde salonların bulunduğu bir bölüm olacak. Burası geniş kapsamlı bir nikah salonu. Tabii geniş katılımlı nikahlar olur. Burada olacak. Tabii nikah dışında da farklı amaçlara kullanılacak bir salon burası. Modern izolasyonu, ses yalıtım sistemiyle burası montaj çalışmalarına başlandı. İnşallah yakın zamanda bitirerek nikah işlemleri Osman Gazi'de burada yapacak. Tabii çok evlenenler oluyorsa, salon sıkışıyorsa orasını kullanırdı. Yani Osman Gazi'de yıllık ortalama 7.000 liradan nikah kıyılıyor. Yani ciddi bir sertifikasyon var. Kaç nikah? 7.000. 7.000 liradan nikah kıyılıyor. İyi, maşallah. Yani teşvik ediyorsun evlensin diye. Evet arkadaşlar, burada karşı taraftaki... Çift meydan. Yani nereye insen meydan. Burada ticaret yok. Vatandaş gelecek buraya. Ama insanların gelebileceği bir meydan. Yasaklısın. Buradan yola baktığımızda yani epey bir mesafe var, Dolayısıyla bir alt meydan var burada. Bunun önceki halini düşündüğümüzde yola kadar binalar vardı burada. Tabii biz binaları kaldırarak bu yapıyı içeri çektik. Daha büyük meydana oluşturduk. Tabii kot farkı da var. Üst yoldan alt yol arasında toplamda kadar kot farkı var. Bu kot farkını erişmek adına bunlar yapıldı ama imanların çalışmasıyla farklı meydan buraya çıkarmış olduk. Şimdi yol üzerinden geçenler diyor ki ya buraya ne oluyor? Meydan diyor, bina oluyor. Ya burada bina oluyor tabii beton. Ama çok fonksiyonlu. Burası Osman Gazi'nin en kıymetli yeri. Yani yer altına 4 kat ne ediyoruz biz? Bu yeri bulamazsın başka bir yerde. Farklı fonksiyonlar veriyorsun buna. Bu fonksiyonlarla birlikte vatandaşın en etkili, en verimli kullanacağı bir hizmeti üretiyorsun. Devam ediyor. Burası 37 bin metrekarelik bir alana sahip yer. Mimar planlarında 5 emsal olan ticari bölge. Bursa'nın en yoğun, en hareketli yeri. Ticaretiyle, insan hareketiyle en yoğun olan yeri. Tabi bir geçiş noktası. Geçiş noktası da demiryolu altı ile tarihi çarşının geçidinin olduğu yer. Anket çalışmaları yaptık. Anket çalışmalarıyla birlikte tabi bölgeyi gezdik ve istenen meydan oldu. Burasının kamulaştırmasında biz o günün şartlarında 200 milyon para ödendi. Belki bugünün değerlemesini yapsak 1 milyara ulaşacak bir rakamdır. Dolayısıyla kamu adına büyük bir yük ama böyle istendi. Şehrin geleceği adına böyle bir proje uygun görüldü ve biz buna girmiş olduk. Burada 105 adet bina kamulaştırıldı.
2011 yılında kamulaştırmaya başladık proje süreci neticesinde. Ve 2012'de de bina yıkımlarına başladık. 37 metrekare bir alan. Bunu bir çırpıda bitirmek kolay değil. Dolayısıyla bunu biz ikiye bölerek iki etap halinde yapmayı planladık. Şu an birinci etabını bitiriyoruz. İkinci etapta da kamulaştırma çalışmaları son noktaya geldi. İnşallah onu da yakın zamanda bitirerek ikinci etapında projesi uygulanacak. Burada arkada görmüş olduğunuz cami, o cami de yine kamulaştırıldı. Şu an o cami de belediyenin mülkünde. E tabii biz camiyi yıkarak üst tarafa ikinci etapta taşıyacağız. Ve orada da yine bir sosyal kültürel merkez, bir hizmet birimi, konferans salonu şeklinde bir yapımız ortaya çıkmış olacak. Tabii Osman Gazi Belediye'miz burasını yaparken az önce otoparktan girdik. 4 kat yeraltı otopark. Biz birçok projemizde böyle kamulaştırma yapmış olduğumuz işlerde tek projeyle bırakmaz. En az 2 veya 3 proje uygulamak isteriz. Yeraltı otopark yaparız, pazar yeri yaparız, bir şeyler yaparız ki çok fonksiyonlu olsun. Şimdi burası buluşma noktası diyoruz. Burası buluşma noktası, metro hemen yanımızda. Bu metrodan buraya gelen kişi veya araçlarıyla buraya gelen kişi, çarşıya çıkacak olan kişi aracını burada bırakarak metro ile veya yürüyerek çok rahat çarşıya çıkabilecektir. Yani çarşıdaki yoğunluğu arttırmadan burada aracını bırakarak şehir yayılmasına katkı sağlamış olacaktır. Üste çıktığımızda tabii üste vatandaşların güneşten yağmurdan korunabileceği bu çatı sistemi uyguladık. Ve burası da yani modern bir mimari, geleneksel Bursa, tarihi Bursa revaklarının modern çizgisinin yansıtıldığı bir yer oluyor. Yani burada kendi kültürümüz, kendi mimarimizin modern bir şekilde elden geçirilerek uygulandığı bir yer oluyor. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz çalışma bir kentsel dönüşüm çalışması. Yeni bir fonksiyon verilerek şehrin geleceğine yön veren, şehrin gelişme katkısı sağlayacak olan bir proje. Tarihi şehirle eski şehrin buluştuğu, bütünleştiği bir proje. Ve buraya bakarak tabii ki diğer kısımların da ben de kendimi yenilemeliyim diyecek bir proje. Öncü olacak olan bir proje. Teşekkür ediyorum sizlerin katkınıza. Bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri izlemeye devam edin, bizleri takip edin. Teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Varsa sorularınız, önerileriniz, düşünceleriniz, onları her zaman için bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Evet.